Var buna bak be. Kırmızı. Her tarafı evet. Kırmızı. Kırmızı balık gölde. Evet. Pembe barbunyalarımız elimizde. Ama aslında bunun adı barbun, değil mi? Halk arasında öyle diyorlar ama gerçek isim barbunya. Barbunya biz da bizim... Biz barbunya diyelim. Bunun renginden geliyor. Hmm. Red malıttır İngilizcesi. İtalyanca'da kırmızı balık anlamına geliyor. Tanıdığımız bir sima, siz çok seviyormuşsunuz balık tutmayı. Valla ben tutmayı seviyorum. Kırmızı balık, Trancha sinarit hastasıyız. Barbunya da kırmızı ama o ağla yakalanan bir tür. Bizimkisi biraz oltayla yakalanan, Bodrum civarlarında, Marmaris civarlarında avlanıyoruz. Keyifle kalabalık olup toplanmamıza vesile olan balıklar yakalıyoruz. Bilinçli olmak gerekiyor bireysel olarak da. Yani şimdi tüketmek çok önemli. Mesela burada Sait abi 20 sene önce belki kıyılarda ahtapotu görürken şimdi burada dalsak bütün gün arasak ahtapot bulmamız çok zor. Bilinçli, evet, bilinçli tüketmek çok önemli. Yakala bırak var balık yarışmalarında çok önemli. Balığı yakalayıp gösterip sonra canlı canlı bırakıyorsunuz. Biz yaptık onu. Öptük bıraktık değil mi? Çok güzel. Çok öptük, güzel. Biz de gel dedik bıraktık. Çok güzel. Canım. Evet, geldi sana, yakaladım. Oley, balık yakaladım. İnanmıyorum. Evet. Harika, balık i̇şte tuttum. Bu küçük, sen bunu öp at. Şimdi biz bu balığı denizlere geri göndereceğiz. Yanağı yırtıyor, gördün mü? Bir öpücük, tamam. Öptüm. Büyü de gel balıkçım. Gençlere ve küçük arkadaşlarımıza şeyi empoze etmek lazım. Denize atılabilir ve atılamazları ayırt etmek lazım. Hani plastik gibi şeyler kesinlikle erimiyor denizde ama işte... Balıkların saklanması için de bir şeylerin atılması evet. lazım. Onu bir anda... Uçak, hurda uçak, hurda tren, hurda otobüs. Bunları atarsanız troller oraya tarayamaz. Troller parçalanır ve balıklar kendini korur. İşte benim balıkçıma bakar mısınız? Süreyya Bey F-16'ları bıraktırmış denize. Hangi denize? Ege'de ve evet. Şeyde Akdeniz'de de var. Aa. Türkiye denizlerinde 4 çeşit barbun var. Bir tanesi kaya barbunu, evet. Taş barbunu, kum barbunyası, ot barbunyası, bir de paşa barbunyası. Bunların içinde en kıymetlisi şu anda elinde gösterdiğin taş barbunyası. Taşta, evet. Kayalardan mı çıkıyor? Evet, taşlık bölgelerde. Şimdi barbunya balığında kalori ve protein oranında azımsan mayacak derece fazladır. Selenyum vardır, evet. Potasyum vardır. Tıbbi konulara girmek istemiyorum ama hamile hanımlara bile çok fazla diplerde yakalanmayan selenyum oranı yüksek barbunlar tavsiye edilir. Eti çok güzeldir, çok lezzetlidir. Evet. Bembeyaz bir ete sahiptir. Rengi kırmızı, 100 gramında bir barbunyanın 117 kalori vardır. 19,5 civarında da protein vardır. Çok faydalı bir balıktır. Ancak pişirme usullerinde hata yapmadan pişirirseniz bu besin değerlerini korumuş olursunuz. Evet, şimdi pişirmeye gelebiliriz. Çok kötü yağda. Birkaç defa pişmiş evet, yağda. Evet, kesinlikle. Bunları pişirirseniz kesinlikle. Ve çok yüksek ateşte pişirirseniz bu değerler kaybolabilir. Onun için yine ızgara öneriyoruz. Barbunda bazen bir kaçabak yapıyorum çünkü. Tava. Yani tava. Yağda ben özellikle ben de zeytinyağında yapıyorum. Öyle mi? Evet. O zaman bir zeytinyağlı barbunya yeriz, değil mi? Peki. Şimdiden afiyet olsun.